2 Ağustos, 8 Ağustos. Değerli takipçilerim, nasılsınız? Vallahi kendime bir şeyler yapıyorum evin içerisinde. Bir yandan boyan olacak, bir yandan yerler yapılacak ama idare edin lütfen. Ev halinden hali ben hali diyorum. Güzel bir hafta olsun. Tabii ülkemizde yaşanan yangınlar, seller, daha bunlar devam edecek. Ama ülkemizde şehitlerimiz, vatanı için uğruna feda etmiş ruhların korucu olduğunu unutmayın. 2023'te bu ülke dünya ikincisi olacak. Hiç korkmayın. Rabbime sığının. Her şey bir sınavdır. Ülkemiz çok şeyin sınavını en iyi şekilde verecek. Hiç endişe etmeyin diyorum. Değerli Koç burçları, yükselen Vay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Ben bir rahat değilim sanki. Rahat olmaya çalışacağım. Yükselen Vay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam günlük takip edebilirsiniz. Yorumlarımı orada yazıyorum. Burada sadece video çekiyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Evet, Koç burçları, kendi tarotlarım, kendi tasarladığım tarotlarım. Sizler için 3 kart seçeceğim. Birlikte yorumlayacağız. Değerli Koç burçları, hemen kartlarınızı çeviriyorum. Kırılan, yıkılan, artık hayatınızdaki her şeyi tamir etmek istiyorsunuz. Artık birilerinin sizi kırması değil. Artık bu insanların aklını, zekasını sizinle oynamasına izin vermek istemiyorsunuz ve kendinize mühür vurup cesaretinizi oturtmak istiyorsunuz. İş için çekiyorum. Vakti ve zamanı gelmiş. İşle alakalı yaşadığınız pürüzler, problemler gerçekten aydınlığa doğru gidecek ve artık başarı sizin hakimiyetinizde. Karanlık olan her şeyi en iyi şekilde işaretleyeceksiniz. Korkmayın, doğru bir geçit. Doğru bir geçit. Aşk için çekiyorum. Hayal ettiğiniz insanla aranızda bazı pürüzler olabilir ve bu kişinin anlayışsız tavrı sizi yıpratıyor olabilir ve siz bu konuda kendinizi güçsüz hissediyor olabilirsiniz. O yüzden biraz daha mantıklı noktada yol alırsanız daha mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Yeni aşk isteyenler için evet, krallık ya da kraliçelik başlangıcımız var. Doğru insanı bulma, doğru insanla yol alma evremiz söz konusu olacak ve bu da bizi mutlu edecek diyorum. Yatırım için bir kart çekiyorum. Satmak istediğimiz, özellikle karı koca çiftleri sat ya da aile büyüklerinizin satmak istediği bir nokta varsa sihir gibi satılıp güzel bir yere tekrar sahip olmayı temsil eder diye uyarı veriyor kartlarımız. Değerli boğa burçları, nasılsınız? Yükselen Vay burcunuzu takip edin. Akkaya Official Instagram sayfam, isterseniz takip edebilirsiniz günlük yorumlarım. Evet, boğalar için çekiyorum. Şöyle söyleyeceğim, iş konunuzla alakalı erkeklerle ilgili sorun yaşayabilir ve bunlar yüzünden hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ve işinizi bırakma niyeti içerisinde olduğunuz gözüküyor. Biraz sabır ederseniz burada hak ettiğiniz değeri alacaksınız ama inancınız ve kalbiniz çok kırık olduğu için buranın sizle oyun oynadığını düşünüyorsunuz. Yani ben sizin Ağustos 17'ye kadar sabırlı olursanız buradaki karışıklıklar düzenip işinizle alakalı noktada yukarıdan gelen emirle çok büyük bir rahatlığa gireceğinizi söyleyebilirim. Peki yeni iş bekleyenler için çok uzun süredir kendi içinizde hapishane gibi bir hayatınız olabilir ve hiçbir şeyin düzelmediği ile ilgili şikayetleriniz olabilir. Der ki merak etmeyin, bu kalp iyileşecek, kırılan ve ihanet olan iş kapılarınız gayet rahata erecek olarak uyarı veriyor. Sadece sabırlı olmanızı temenni ediyorum. Aşk konusunda biraz boşluklara düşebilir. İçsel dünyanızda yaşadığınız seçimler yüzünden ben hata yaptım ve bu ilişkinin bana bir hayrı yok diyenler için yeni bir aşka, yeni bir yolculuğa geçiş yapacaksınız. Korkularınızı yenmeniz lazım. Kendiniz biraz daha cesur, biraz daha krallığınızı büyütmeniz gerekiyor bence değerli boğa burçları. Der ki eğer bunu bir erkek dinliyorsa doğru bir kalp, eğer bir kadın dinliyorsa doğru kalbe adım atacak ve doğru yolculuğu bulacak. Evli olanlar için evet, eşler arasındaki yaşanan krizler sakinleşiyor ama bazı kadınlar radikal bir şekilde ben özgürlüğümü istiyorum ve karşımdaki insan sevgiyi bana yansıtmıyor. O yüzden ayrılık kararları kafanıza girebilirsiniz. Lütfen ilişkiyi kontrol evresinde tutarsanız sevinirim. Sehpam yok şu an. buradan halletmeye çalışıyorum. Kendime göre de dengeleyemedim. İdare edin. Değerli ikizler burcu, sizler nasılsınız? Hemen kart çekiyorum.
Evet, size muhteşem seyir gibi bir aşk var. Bu aşk sizin kalıcı ve kendinizi kurban ettiğiniz hayattan çıkıp, kaoslarınızdan çıkıp, muhteşem seçim ve doğru ilişki, evliyseniz bile kötü giden her şeyin doğru seçim evresine girip, boşluklarınızdan kurtulacağınız, hatta ve hatta artık gökkuşağı şeklinde huzuru bulacağınız bir döngüye giriyorsunuz bu hafta. Yani aslında Rabbim size güzel dokunuşlar sağlayacak. Maddi olarak 3 hafta biraz sıkıntılarınız olabilir. Bunları toparlamanız gerekiyor. İş konunuzla alakalı da Ağustos'un sonlarına doğru güzel kapılar ve daha güçleneceğiniz ve iş kapılarınızla ilgili büyük anahtarlara sahip olacağınız gözüküyor. Yalnız ailede bir sağlık problemi ya da sizde mideyle alakalı hassasiyetler olabilir. Buna dikkat ederseniz sevinirim diyorum. Peki şöyle söyleyeceğim değerli ikizler burcu. Hayatımızda hazine sizin için açılıyor ve bu hazine size çok büyük bir bolluk ve aydınlık getirecek. Korkma, bu kapı senin için gayet ferah ve aydınlık olarak gözüküyor. Endişe etmene gerek yok. Değerli yengeç burçları, sizler nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Evet, bu ara sanatçı ruhunuz, adalet savaşçı yönünüz ve insanların sahtekar yüzünü insanlara söyleyip kendi içinizdeki kendinizi affetmek, kendi içinizdeki çocuğunuzu affetmek istiyorsunuz. Çünkü ben kendime zarar verdim, başkaları için mücadele, artık kendi hayatım, kendi evliliğim, kendi ilişkim, bana ait hayata dönüş yapacaksınız. Eğer bunu doğru yaptığınızda da Rabbim sizin gözlerinize huzur ve bereket yağdıracak gözüküyor. İş için bakıyorum. Evet, güzel beklediğiniz yeni bir köklenme, yurt dışı kapısı olabilir, şehir dışı kapınız olabilir. Ve bunlarla ilgili çok mücadele ediyorum. Artık yine boşluğa mı düşecek diyorsanız, hayır, böyle bir boşluk, bir evren yok. Ay gibi bereket ve nur, nur hani nar gibi bereketli, Allah'ın size yazacağı ay gibi de aydınlık olacaksınız. Hiç korkmayın, deve gibi yükünüz, hatta taşınma, yeni bir kapı sizin için hayırlı olacak. Endişe etmenizi isterim. Özellikle çocuksuz kadınlara çocuk sevinci ya da çocuk tedavisi ön planda olacak. Belki yeni iş kurmak isteyenler için yeni ortaklı sistemler biraz stresli olabilir. Sabırlı olursanız sevinirim değerli yengeç burçları. Değerli aslanlar nasılsınız? Hemen sizin için kart çekiyorum. Ay, aynı kartları çekiyorum. Öyle düşünmeyin. Her katta bir farklılık vardır. O yüzden bakıyoruz. Evet, güneşin enerjisini, iş kapılarınızla alakalı insanların öfkesine birebir şahit olacaksınız. Ve yalancı gördüğünüz ve etrafınızdaki insanların sahtekar yüzüyle karşı karşıya kalıp kendinize yeni bir iş alanı, yeni oturtmak istediğimiz bereket aydınlanmalarını yaşayacaksınız. Aslında bu Ağustos ayı sizin kendi hayallerinize, yapmak istediğiniz yeni iş kapılarınız için yalancı insanları hayatınızdan çıkartıp ve size yük olan insanları da artık diyaloglarınızı bitirip, bu iş olur, özel hayatınız olur, hiç fark etmiyor. Çok güzel bir güneşin aydınlanmasıyla büyük bir rahatlığa kavuşacaksınız. Bu da size gökyüzünün sunacağı en güzel güneş enerjisini çekin. Kendinize bereketli bir dönem olacak ve açılmayacak kapılarınız büyük bir aydınlığa açılacak. Yurt dışı düşünenler için evet, böyle bir kapımız var. Ama Eylül-Ekim daha sağlıklı bir nokta. Şu an acele etmenize gerek yok diyorum. Aşk için çekelim değerli aslan burçları, bakıyorum. Evet, bereketin ve inandığınız enerji, Rabbimin size sunduğu enerjiyle hem güzel bir aşka yelken açıp, hem Gonca yaprağı, hem Fatma anamızın, hem de nalın bereketiyle güzel bir aşk, evliyseniz bile evliliğiniz taçlanıp huzur ve rahatlığa girecek. Sadece belki mahkemeyle alakalı çözmeniz gereken bazı süreçlerimiz var. Tebrikler. Bu mahkeme ile ilgili süreçlerimizde aydınlık bir şekilde sizin hak ettiğiniz noktada oluşacak. O da size gayet keyif verecek diyorum değerli aslan burçlarım. Evet değerli başaklar, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Ev halim, kusura bakmayın. Her yer darmadağın. Tatilden geldim. Yangınlar, depresyon halindeyim. Aşı vuruldum, yine depresyon halindeyim. Allah ülkemize zeval getirmesin. İyi insanlar ülkemize aydınlık getirsin istiyorum. Kötü insanların hepsi hayatımızdan çıksın. Evet değerli Başak burçlarım. Özellikle bunu bir kadın dinliyorsa, işinizle alakalı beklediğiniz yükseliş ve dengeyi en iyi şekilde başaracaksınız. Eğer bunu bir erkek
dinliyorsa, işinizle alakalı farklı yurt dışı kapı ya da şehir dışı ile ilgili evraklarınız olumlu şekilde gelecek ya da gitmek istediğiniz iş kapınız hayırlı olarak gözüküyor. Hiç korkmayın, gayet yıldızınız, gayet enerjiniz en iyi şekilde aydınlığa kavuşacak, güneşinizi yakalayacaksınız. Aşk için çekiyorum değerli Başak burçları. Evet, evlilik, yepyeni bir insanla tanışma, kendi içinizdeki sanatçı ruhunuzu ve güzel konuşacağınız aşk kapınız var. Doğru değerlendirin. Beklediğiniz, özellikle bu ara ikizler geçmişi bekliyor. Evet, bu geçmişle de yüzleşeceksiniz ve bu geçmiş değişimi, dönüşümü yaşayacaksınız diyorum. Evliler için çekiyorum. Evet, köklenme, hatta araç yatırımı, bir yer satılıp ya da yeni bir yeri, daha büyük bir tadilat niyetini yapma niyetiniz var. Yapın, aydınlanın diyorum. Ve bu da size iyi gelecek. Sağlık olarak diş eti iltihaplarımız olabilir. Bu ara bizi bu diş eti iltihaplarımız yıpratabilir. Dikkat diyorum. Değerli akrep burçları, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Denge ve başarı ve size güzel bir aydınlanma haberi. Eğer iş bekliyorsanız, işinizle alakalı gerçekten güzel evraklar, yeniden oluşacağınız ve gücü bulacağınız bir nokta sağlayacaksınız. Hatta şöyle söyleyeceğim. Kendiniz için söylediğiniz yalanlar artık geride kalıyor. Bereketlenme, şifalanma ve inanılmaz derecede de rahata ereceğiniz, kandiliniz, mumunuz aydınlanacak, Rabbimdeki ışığınız ferah erecek. Hiç korkmayın diyorum iş kapılarınızla ilgili. Aşk için bakalım neler bekliyor Akrep Burcu'nu. Evet, aşk ve gerçekle karşılaşma, barış. Yani küsseniz barışacaksınız. Sevgiliniz yoksa gerçekle karşılaşma. Evliyseniz bu evlilikte çok güzel bereketlenme söz konusu olacak. Hatta ve hatta uzun süredir ailevi tartışmalarınız varsa, ev taşınması, kendi yönümüzü bulmak ve artık aile olmayı, bütünleşmeyi öğreneceğiz değerli akrep burçlarım. Akrep mi, terazi mi? Kafam karıştı. Teraziler, pardon, akrepler değil, teraziler, teraziler, unutmayın, teraziler. Şimdi akreplere giriyorum değerli akrep burçları. Bir. Ay, kartlarınız düştü. Neyse, çekerim ben size başka kart. O sizin rızkınız değilmiş. Eğilirsem video probleme girer. Değerli akrep burçları, size geçtim. Evet, şöyle söyleyeceğim. Yeni oluşturmaya çalıştığınız işlerle ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Maddi kayıp yaşayabilirsiniz. O yüzden para harcamanızı, iş kapınızı doğru noktada gerçekleştirin. Çünkü gerçek gördüğünüz şeylerde büyük sıkıntılar ve problemler var. Bu ara işinize konsantre olmanızı, hata yapmamanızı, hata yaparsanız işinizle alakalı daha büyük sıkıntılar yapıp kendi içinizde büyük gözyaşı dökebilirsiniz. Dikkat diyorum. Aşk için bakıyorum hemen değerli akrep burçlarına. Aşka bakıyoruz hemen değerli aşk. Evet, güzel bir aşkın güneşin enerjisini en iyi şekilde yakalayacaksınız. Doğru insan. Özellikle A harfi ya da içinde A harfi bol olan biriyle ilişki yaşayıp evlilik anahtarımız, ilişki anahtarımız oturacak diyorum. Hatta güzel de bir aşka yelken açacaksınız. Geçmişini bekleyenler için biraz daha geçmişle ilgili sorunları çözmeniz lazım. Ama evliliği bazı sıkıntılı olan akrepler dilinizi tutacaksınız. Yoksa evlilik boşanma noktasına doğru ilerliyor. Artık tahammül gücünüz kalmamış olarak gözüküyor değerli akrep burçlarım. Şimdi güzel yaylardayız. Değerli yay burçları, nasılsınız? Yükselen ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkayofficial Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Bu ara inançlarınız, kalbinizdeki inancı doğru dinleyin. Eğer bu kalbinizdeki rüyalarınız, inançlarınız size çok güzel bir adaletin temsilcisi olacak ve boşluklarınızdan, yaşadığınız sıkıntılardan ve bir yıldır yaşadığınız kaoslardan kurtulma dönemine giriş yapacaksınız ve bereketlenme ve şans size gülecek. Bu hafta iş kapılarınızla alakalı pürüzler iyileşecek, yeni iş süreçleriniz aydınlığa kavuşuyor. Pasta dilimi size o kadar bereketli ve hayırlı gelecek ki, eğer ki duanızı sesli yaptırdığınızda bir de şükür namazı kılın, rızkınızın daha aydınlanacağınızı göreceğinizi söyleyebilirim. Bakalım aşk için. Evet, vallahi bu ara aşk enerjiniz çok yüksek. Bütün burçlarda böyle bir aşk enerjisi yüksek. Doğru geçiş ve evlilik kararı veren yaylarda bu dönem yoğun bir tempo. Hani yaşarken değil, ölüme kadar birlikte yaşayacağımız güzel bir aşk size yelken açacak. Bir de gözyaşı döken ve uzun süredir duygusal hayatında ağlayan yaylar için duanızla devam edin. Kalbinizdeki insan size geri adım atacak. Korkmanıza gerek yok diyorum.
Değerli oğlak burçları, sizler nasılsınız, iyi misiniz? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkayofficial Instagram sayfam. Yeni bir doğum, yeni bir oluşum, yeni bir mutluluk yaşayacak. Esaretten kurtulma. Hani kırılan her şeyi yeniden yapıştırma. Korkularınızı geride bırakıp kendi içinizdeki sesli konuşmanız size çok güzel bir yön verecek. Zafer sizin elinizde olacak. Ve insanların günahkar yapılarını, karaktersiz yapılarını daha ön planda görüp birçok insanı da eleyip kendi içinizde sadece Rabbimle kendi enerjinizde kalacaksınız. Bunu iş hayatınıza da yansıtırsanız çok güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Aşk için hemen çekiyorum. Evet, kudretli, kutsallığı ve krallığı ve güzel bir aşka en iyi şekilde yerleşeceksiniz. Bence aşk size güzel dokunacak olarak gözüküyor. Evli insanlar için çekiyorum. Bence bu evlilikte biraz sıkıntılar, ailevi sorunlar ve sizi kenarda, yani sizi istemeyen insanlar yüzünden evliliğimizde sıkıntı olabilir. Biraz daha liderliğinizi oturtursanız sevinirim değerli oğlak burçları. Yalnız sizin de kafanızda tardilat gibi bir düşünceniz var. Yaptırırsanız iyi olur. Değerli kova burcu, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz sizler için. Çekiyorum. Evet, bu ara affetme ruhunuz, imparatorluk ve vicdan evreniz ve hayal ettiğiniz insanlarla konuşma, işinizle alakalı bereketlenme ve pasta diliminin size sunulacağı, hem güzel bir anlamda konuşmalar hem de yeniden doğumu yaşayacaksınız. Yani işinizdeki problemler gidecek, kendi işinizi, kendi markanızı, kendi çizginizi yaratmak isteyen bazı kova burçları için çok güzel fırsatlar var. İhmal etmeyin, cesaretinizi toparlayın ve yapın. Özellikle kariyer anlamında da yeni bir eğitim, kendinizle alakalı kurmak istediğiniz iş kapılarınız içinde hayal ettiğiniz şekilde Rabbim size sunacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Aşk için çekiyorum. Esaretten kurtulup yepyeni bir emirle aşk yaşamak istiyorsunuz ama şu an geçmişteki problemlerinizi çözmeniz lazım. Bu ilişkiyi tam olarak anlamanız lazım. Çünkü ilişkinizle ilgili adını koyamadığınız kaoslarınız var. Bir yok bir var gibi, bir yok gibi evreden çok sıkılmış ve bunalmış gözüküyorsunuz değerli kova burçları. Bakalım bunlardan kurtulacak mısınız? Daha vakti var ama doğru aşk da var. O yüzden sabırlı olun. Sağlık olarak özellikle boyun fıtığınız bu ara artabilir. Dikkat diyorum. Değerli balık burçları, yükselen ve ay burcunuzu da takip edin. Akkayofficial Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Evet, ikizler burcu ya da hava burcu biriyle muhteşem bir aşk enerjiniz var. Hazırlıklı olun. Ve şöyle söyleyeceğim, uzun süredir iş kurmak ya da işinizle alakalı yükselmek istiyorsanız Ağustos bitmeden bu yükselmeniz gerçekleşmiş olacak. Eğer işsizseniz ve artık hapishane hayatı ve borçlarım çok bunaldı diyorsanız gerçekten yakın dönemde bir kadının desteğiyle iş kapınız gayet hayırlı ve aydınlık olacak. Siz sadece hayal ettiğiniz kapıları, ben ne zaman markamı, paramı, işimi oturturum derseniz, daha buradaki tesbihin şeyi uzun, der ki meditasyon şifa enerjinizi oturtun. Rabbim size en güzel ödülü, en güzel enerjiyi yakalatacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Peki, geçmişini bekleyenler için bir kart çekiyorum. Kalbinizdeki anahtarı lütfen kendinizle yüzleşip artık çözün. Bir de gelmesini istediğiniz kişiyle yüzleşeceksiniz. Hatta evlilik teklifi alabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun. Evet değerli takipçilerim, düzenli evreye giriyoruz. Artık İstanbul'a döndük. Her hafta rüyalarınızı da, kendi rüyalarınızı da lütfen yazın bu videonun altına. Her hafta düzenli şekilde yapacağım. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.